Evet, merhaba Murat. Rüyamda Ankara'da yürüyordum. 79'du yıl. Bir kitapçıya girdim, birikim aldım. Hemen Seva'nın yazısı dikkatimi çekti. Burjuva Devleti'nin Sorunları ve TC Devleti başlıklı yazısı idi bu. Tabii bu yazı Haziran 1979 tarihli birikimin 52-53. Sayısında yayınlanan bir yazı. Çok sıcak bir yazdı o, hatırlarım ben. Bir de tabii sinirlerin son derece gergin olduğu, hani 12 Eylül'e giden sürecin artık son safhasına girilmiş. Ankara'nın yazları da bunaltıcıdır. Böyle güneş betona vurur, oradan yüzüne vurur. Ne kadar yaşanmaz bir yer olduğunu bir şehrin yazları daha iyi görürsün. Hele bir de öyle bir siyasi atmosferde çok bunaltıcı bir yazdı. Bu yazıda içinde bulunduğumuz durumu hani tokat gibi yüzümüze vuran bir yazıydı. Ki zaten Seva'nın da birikimde yayınlanan son yazısı oldu. O da çünkü artık uykudan sonra bir siniklik çöktü üstüne. Belli ki o da gerçeği gördü Yalnız böyle ve... hani teorik bir tokat. Yani tokadın teorisini açıklayan bir yazı diyelim. Evet, çünkü hani hep şimdi konuşulur, çok 70'lerde sol çok örgütlüydü. Hani biz uzansak devrime dokunacak gibiydik falan gibi şeyler konuşulur da. Yani bu yazıdan itibaren aslında görüyoruz örgütlü solun da yani kağıttan kaplan olduğunu, tabiri caizse. Belki dönemin şartları gereği örgütlerin sesi biraz daha çok çıkıyordu. Yoksa belki aynı sayıda, belki daha fazla sol örgüt hala mevcut. Sevan da o zaman zirvede bırakmış gibi bir şey diyebiliriz ya. Evet, bu bir durum tespiti. Böyle bir ayrımdayız. Hani hala böyle devam edeceksiniz. Edin de hani işin nereye gideceği de belli. Ama ben bu şartlarda yokum. Kendi işlerime dönüyorum gibi bir şey. Zaten kendisi de söyler ya, bunu dilsiz çevirmedikten sonra hani Max'ın görüşlerinin en azından bir kısmından yüz çevirmeye başladım diye. Yani o da bir doruk noktası. Bu da bu açıdan bir doruk noktası olabilir. Evet, yazıdan da biraz bahsedecek olursak ufak ufak girişelim. Şimdi Türkiye burjuvazisi için öncelikle olgunlaşmamış burjuvazi diyor ve Türkiye burjuvazisinin başı sıkışınca iki alternatife yöneldiğini, mütemadiyen bunun gerçekleştiğini söylüyor. Faşist alternatif ve demokratik alternatif olarak da ikiye ayırıyor bunu. Hangisi işe yarayacaksa onu seçer burjuvazi. Yani hangisi içine girilen sıkıntıdan çıkaracaksa onu seçer. Yani ideolojik bir şey yoktur. Hangisi burjuvazinin hakim konumunu korumaya yardım edecekse, hani bu iki tarih, yani her tercihin belli sonuçları olacak. Yani bir bedeli olacak bunun. Hani hangi tercih seçilirse seçilsin, yani bazı insanlar feda edilecek. Mesela o demokratik ve faşist alternatif dediği şey, demokratik alternatif dediği işte CHP iktidarı, yani CHP AP koalisyonu veya CHP ve ordunun bir bölümü. Faşist seçenek dediği de işte MHP veya belki orada belirtiyor muydu şimdi hatırlamıyorum, veya sadece ordu. Hani o haliyle bunun tezahür ettiğini gördük sonra, ama her iki durumda da feda edilmesi gereken insanlar olacak. Faşist alternatif seçildiğinde bir kısım kendini aydın sayan işte kimi bürokratlar, yazarlar ve bunların gereken zamanda çark edemeyenleri tabii. Veya işte demokratik alternatif seçildiğinde bazı işte ülke ocaklarına üye olan İşte lümpen proletarya falan işte hapse atılır, şu olur bu olur, ama hani her halükarda alt tabakadaki insanları olur olan bir şey, yani işte o tasfiye. Burada her iki durumda da zarar gören halk ve özellikle hani sosyalist hareket. Düşünce kısırlığından olabilir. Şimdi bunu da hep büyük ölçüde işte bir Ziya Gökalp solidarizmi, işte bir Kemalizmin bunun için bir temel, sosyalizm için bir temel olduğu işte savı falan gibi şeyler çıkış noktası olduğu sürece, yani ne bileyim Kürt hareketini sadece bir milliyetçi sapmaya indirgediğinde falan zaten alanını daraltmış oluyorsun iyice. Yani ne kalıyor ki geriye o zaman? O zaman o zaman hani tek dediğim şu parlamenter demokrasiyi bir kuralım. Dışlayacağımız kesimleri dışlayarak buradan da nereye gidebilirsin ki, zaten her parti bunu söylüyor. O zaman biz sen niye hani tercih olarak aklımızda bulunduralım? Yani burada çıkış yolu olarak Burjuva Devleti'nin özelliklerinin ve işte dinamiklerinin ne olduğunu doğru bir şekilde kavramak Evet, olarak zaten yazıda iki görebiliriz. bölüm. İlk önce ilk bölümde Burjuva Devleti nedir? O tarihsel perspektifte sunulmaya çalışıldı. Sonra işte TC Devleti bu şablona ne ölçüde uyuyor? Ve hani Burjuva, tipik Burjuva Devleti'nden farkları neler, özgünlükleri neler falan gibi şeylere değiniliyor. O zaman devletin tanımından gidip açmak gerekirse
işte egemen sınıfın baskı aracıdır. Kısaca ben buna inanarak da kendi açımdan söyleyebilirim. Egemen sınıf dan kasıt bir takım sınıflar vardır toplumda ve bunlar belli bir hiyerarşi içerisinde bir araya gelmesi gerekir. Hani devletin oluşabilmesi için. Burjuvazinin burada yaptığı da feodalizmden kendisine kalmış bir takım işte devlet mekanizmaları vardır ve bunları kullanarak diğer tüm grupları da, çünkü feodalizmden kapitalizme geçişte de arada tabii proleter ya dediğimiz bir başka bir sınıf doğuyor ve bunun gibi belki irili ufaklı, hani ülkenin kendi durumuna göre de değişik sınıflar, gruplar, zümreler belirir. Bunları belli bir hiyerarşik sistem, belli bir hiyerarşi içinde sisteme entegre etmek diyebiliriz. Evet, tamam. Yani burada esas olan burjuvazinin hakim konumu. Diğer zümreler hani halen tam olarak eritilmemiş olsa bile hani burjuvazinin hakim konumunu kabul ederek yani kabul ettiği ölçüde bu yeni sisteme eklemlenmek durumundadır. Hani burada saf olarak burjuva devleti dediğimiz şey ve bu olmaz. Hani bu geçiş sancılarıyla beraber tamamlanmıştır. İşte nedir? Feodal kesim, feodal sınıf, feodal yapılanma örgütlenme biçimi ya tamamen ortadan kalkmıştır veya yani çok çok marjinalize olmuştur. Yani çok küçük seviyelerde, çok küçük toprak parçalarında falan kalmıştır. Hani o da hani ufak bir askeri müdahaleyle alaşağı edilebilecek seviyededir falan. Hani bu yazıda Bunu yapabilmek için sürekli mesela şundan da bahsetmek gerek biraz sanki. Hukuk dediğimiz şeyin de ne olduğu. Dediğimiz gibi bu sınıfları o hiyerarşik çerçevede sisteme entegre olabilmesi için sınıflar üstü bir şey olacak, bir platform olacak. İşte hukukta bunu oyunun kuralları gibi görebiliriz yani. Hani feodalite patlıyor, bakın böyle böyle, hani herkes bundan bir takım sıkıntılar çekiyor. Hani ben başı alıyorum, işte bir hukuk platformumuz var. Bu burada işte oyunun kuralları yazıyor ve buna göre tekrar örgütleneceğiz. Hani tekrar bir şey yapacağız gibi. Yani hukuk burada aslında herkesi bir arada tutacak bir işte üst platform. evet, hatta bir açıdan hani hukuk denilen şey devletin kendisi olarak da algılanabilir. Hani aslında pratikte bürokrasi ise devlet. Hani bu bürokrasinin bazı kurallara tabi olması lazım ki hani iş sorunsuz sürsün. Yani kurallar böyle olsun. Yani o kuralları sağlayan da hukuk oluyor ve sistemin en başındaki insanlar dahi bu kurallara tabi olduğu sürece Evet, hani bunu aslında bahsedebilirsin. hani hukuku burada direkt böyle işte böyle anayasal bir hukuk falan gibi değil de, hani oyunun kuralları dememdeki Evet. şey o. Hani işte feodal düzenin de kendi içinde bir hukuku vardır. İki insanın da kendi aralarında hukuku vardır. Ne bileyim, ailenin içinde de bir hani kurallar, genel olarak kurallar. Ve işte en temelinde de bu zaten devletle aynı anlama geliyor. Bu bağlamda devleti de bu sınıflar bir araya geldiğinde bir üst yapı olarak kabul edip ondan sonra hani hepimizin bu meşruiyeti almasının asıl nedeni devlet zaten. Devleti kabul ettiğimiz için biz bu devletin altında çeşitli sınıfsal mücadelelerimizi yürütebileceğiz. Hani devlet olmasaydı kaos olacaktı. İşte iç savaş olurdu, ihtilal olurdu, Kan gövdeyi götürürdü. Çünkü bu ilk başta bir düzgün, örgütlü ve eylemli bir yapı değil. Dolayısıyla işte soyut bir mücadele alanı. götürürdü. Burada da bir illüzyon yaratmak gerekiyor. Yani pratikte burjuva devletinden bahsediyoruz. Yani burjuvazinin hakim olduğu siyasi tahakküm aracı. Fakat burjuva devleti olmakla beraber hani onlar hakim sınıf olsa da yani tek sınıf değiller. Tamam, feodalite işte artık tarihi misyonunu tamamladı ya işte fiziken ortadan kaldırıldı veya işte bu insanlar bir şekilde dönüştüler. Hani kapitalistleştiler, bu eski feodaller. Yani toprakların üzerinde tarıma dayalı sanayi kuruldu. Bunlar da ağalıktan kapitalistliğe geçtiler falan. O şekilde dönüşüm gerçekleşti. Hani kendi tebaası olan köylüler de hani o fabrikada işçiyordu falan. Hani pratik birçok bir şey değişmedi bir açıdan belki ama ilişkinin işleyişi değişti. Yani bu da bir dönüşüm. Fakat hani farklı sınıflar yani varlığını sürdürüyor illaki. Hani devlet bu açıdan hukuken, söylemsel bazda ve ikna edici olarak yani sınıflar üstü bir yapı olarak görünmek durumunda. Yani herkesin hakkını, sadece burjuvazinin değil herkesin hakkını koruyormuş gibi görünmek durumunda. Yani insanlar en azından birçoğu hani bunun bir de bu devletin bir sınıf tahakkümü, bir sınıfsal tahakküm aracı olduğunu fark etmemeli. Ki ikna o haklarını arayabileceklerine, kendilerinin dahi haklı, bu sistemde bir hakları olduğuna ikna olabilsinler ki işte oyun
oynanmaya devam etsin. Yani oyunun kuralları ikna edici olsun ki her taraf için. Eşit Evet. şartlarda oynandığına ikna olsunlar ki o oyunu oynamaya devam etsinler. Hani çünkü oyunun kurallarının ne zaman ki sadece öbür tarafa hizmet edecek şekilde işlediği anlaşıldığı an zaten oynanmaktan vazgeçilir. Burada hani bir futbol maçı yapılıyor. Takımlardan biri burjuvazi, biri proletarya. Devlet dediğin şey de eğimli olan bir futbol sahası. Yani burada hani rakibi bırakıp sahayla savaşamazsın. Evet ama şu şartlar altında rakip edene ölçüde savaşabilirsin. Öyle bir benzetme vardı. Devletin mottosu birlik, bölünmezlik, beraberliktir ya. Bu da o oyunun devamlılığını, oyunun sürdürebilirliğini sağlayabilmesi için zaten böyle bir söylemede ihtiyaç duyacaktır. Ulus gibi işte milli birlik falan gibi söylemler de buradan doğacaktır yani. Evet, ondan önce bir ayrımı daha üzerinde tutmak gerekiyor. Hani söylemler, yani devletin işte söylemleri bu sınıf çelişkilerini bastırmak ve işte bir birlik algısı, bir hayali cemaat yaratmak için hani bir araç. Öte yandan devletin baskı araçları da var. Hani fiziksel işte bir şiddet tekeli var. Meşhur şiddet tekeline sahip olan kurumdur. Devletin tanımlarından biri de bu. En çıkmaza girdiği anda da hani zora başvurma olanağı var devletin elinden. Bunu sürekli yapamaz. Çünkü sürekli zora başvursa, hani sürekli bu şiddet tekelini kullansa, hani bu sefer insanları salt, hani silahlarıyla dediklerine işte tabi kılan bir yapı olarak işte bir yapı olduğu ortaya çıkar. Bu da oyunu bozar. Hani burada bu silah sorunun istisnai olarak kullanılması gerekiyor. Bu noktada madem ki yani devlet, burjuva devleti böyle bir sınıfsal tahakküm durumu var. İşte fabrikadaki kapitalistin grev kırmak için işçilerin üzerine saldığı çeteler niye devlet değil de veya işte köylük yerde o toprak sahibinin işte kurduğu tahakküm niye işte bir devlet gücü gibi olarak algılanmıyor da devleti niye devlet olarak görüyoruz? Bu durumlar da istisnai olmak durumunda. O grev patronun gönderdiği çeteler tarafından kırıldığında işçi başvuracağı bir hukuki mekanizmanın var olduğuna inanmak durumunda. Yani o patronun yaptığı hareketin oyunun bir parçası olduğuna değil, hani kural dışı bir hareket olduğuna inanmış olmak zorunda ki devlet böyle varlığını sürdürebilir. Diğer türlü yine isyan edecektir. Yani yine Evet. bastırırsa yine edecektir. Bu da hani istikrarsızlık getirir. Evet. Hani ki bu da zaten bu ikna olma durumu. Hani burjuvazi haricinde kalan sınıfların ve işte o katmanların bunun bu devletin hani sınıflar üstü bir toplumsal sözleşme niteliğinde olduğuna ikna olmalarını sağlayan şey demokrasi oluyor zaten. Hani herkesin hakkı vardır. Herkes kendi hakkını koruyabilir. Yasalar önünde herkes eşittir. Ki tabii ki bu da hani burjuva demokrasisi denilen şey oluyor. Yani burada makalenin iddialarından biri, hani modern devlet pratikte demokratik burjuva devlet ola gelmiştir. Benim burada hani aldığım bir not var. Modern devlet pratikte demokratik burjuva devlet ola gelmiştir. Bu bağlamda modern toplumlarda ilişkiler gayri şahsileşir, kurumsallaşır, cemaat ilişkileri yıkılır. Bu da işte feodalitenin ve ona içkin toplumsallık biçiminin çözülmesi anlamına geliyor. Yani işte kırdan kente göç, o dini veya işte geleneksel ilişkilerin yıkılması, insanların köksüzleşmesi, proletarleşmesi her anlamda ve devlet karşısında yalnız kalması. Bu devletin işine gelen bir şey. Zaten modern devletin o ana kadar görülmüş en güçlü, en hakim, en merkezi devlet olmasının sebeplerinden biri de bu. Bir de onun sebebine şunu da ekleyebiliriz. Şimdi feodalite gibi bir rejimden kapitalist bir sisteme geçildiği zaman, şimdi hani ilk başta şey demiştik ya, bazı bağlar çözülür ve işte bu sınıflar tekrar bir araya gelip devleti kurma şeyine, böyle bir şeye girişir. Yani buradan zaten işte burjuva devleti doğar, burjuva demokrasi. Ama bunda şöyle bir şey de oluyor. Yani zaten hani belli bir grup sınıflar bir araya gelip de böyle bir istek duyuyorsa, böyle bir ihtiyaç duyuyorsa, bu işte sömürünün, yani sömürüyü çok kötü anlamda da anlamamak lazım burada belki, ama hani karşılığını adil bir şekilde verdiği sürece sömürüyle benim pek de bir alıp veremediğim yok. Ki genelde adil olmaz karşılığı, o yüzden. Yani Zaten sıkıntı oradan çıkar. aynen. Sömürünün daha küçük düzeyde işlemediğini görmüşlerdir veya işlemesinin riskli olacağını görmüşlerdir. O yüzden zaten bu böyle bir örgütlenmeye giderler. Ve bu noktada da şöyle oluyor. Şimdi feodalizmde bir sömürü sistemi var ve kapitalizme geçiyorsun. Çünkü işte belli bir takım yeni sınıflar çıkmış. Hani bir güncellenmesi lazım sistemin yani. Ve bunu güncellediğin zaman da bu sefer feodalizmdekinden çok daha güçlü, çok daha işte detaylandırılmış ve daha böyle katmanlaşmış bir sömürü çıkıyor ortaya. Ve hani feodalizme göre çok daha öngörülemez bir sömürü. Hani çünkü feodalizmde insanların sabitliği esas.
Hani o işlenen toprağın bir demirbaşı gibi görülüyor ya, işte toprağı işleyen kişiler, işte o köy halkı, hani işte hasadın durumuna göre yiyecekleri falan tehlikede olabilir de o insanlar hani orada kalacaklar. İşte ne bileyim en kötü ağadan borç alırlar falan bir şey olur. Ama hani yine onların tabi olduğu insan belli. İşte ırgat doğdular, ırgat ölecekler. Bir şekilde o iyi kötü o hayat öyle devam edecek. Ama proleterleştiğin zaman hani hem şehre geçiyorsun, seni o bağlayan işte geleneksel bağlar yok, öngörülebilirlik yok. Özellikle bu kapitalistleşmenin ilk gerçekleştiği zamanlar hani nerede iş bulsan çalışıyorsun. Eskisine göre çok daha ağır çalışıyorsun. Eskiden şey hani çalışma ve hani gündelik hayat arasındaki hani ayrım o kadar belirgin değil yani şey çift feodal çift dediğin şey her şey yani yine yani insanlar hayatta kalabilmek için çalışıyor para kazanıyor da hani eskiden bu ayrım o kadar belirgin değil yani hasat işte ekimin bir belli mevsim olur işte belli bir süre beklersin işte hasat vakti gelene kadar yapacak bir şey yok köy hayatı işte o gün onun gündelikliği olur ama hani burada ne oluyor işte 12 saat çalışıyorsun günde şu kadar uyuyacaksın. İşte bir boş vakit kavramı hani ortaya çıkacak. Oradan hani bir şey döngüsel zamandan, hani doğaya dayalı zamandan artık hani insan yapısı doğayla ilişkisi pek kalmamış bir zamana falan da geçiliyor. Ve burada hani bir öngörülebilirlik yok. Hani her an o işinden olabilirsin. Ve hani burada boş alacağın bir işte toprak ağası yok falan. Bir de sanırım burjuvazi dışındaki sınıfların da yani mesela proletaryayı ele alalım veya küçük mülk sahibi sınıfını bunların da belli bir hakları elde etmesi için öyle tabii hiçbir şey de bedavaya gelmiyor yani. Hani bu haklar verilmiyor yani alınması gerekiyor. Bunun için uğraşmak gerekiyor, ölmek, kan dökmek falan çoğu zaman gerekiyor. Ve Evet yani. mesela işte bu devrim oldu diyelim hani Fransız ihtilalini ele alalım. O olduğu an direkt hani bu şartlar var olmuş değiller. Dolayısıyla belli bir süre böyle bir demokratikleşme hani demokratikleşme demek doğru olur mu bilmiyorum ama hani biraz daha hani her zümrenin işte eşit bir şekilde şey yapabileceği belki faydalanabileceği yeni haklar edinebileceği bir zaman olur. Mesela işte bu 80 1789 ile 1815 arasını işte Fransız burjuvazisinin bu sınıflarla ortak platform kurma çabalarının geçtiği dönem olarak şey Çünkü yapıyorum. niyedir? O esnada burjuvazi de henüz tam iktidara hakim olamadığı için hani yandaş toplaması gerekir, bazı tavizler vermesi gerekir falan. Hani o kuruluş sürecinde hep öyle bir her yerde görece bir çok sessizlik olur ya, işte ne bileyim Evet. İran devriminde de öyledir. Hani biz Türkiye'deki bu birinci TBMM'de de görece öyle bir şey vardır. Hani Rusya'da hani Bolşevik Partisi tek parti değildir falan gibi bir şey. Evet zaten işte bu tür eğilimlerin bu işte hak kazanma çünkü hani zamanla şimdi ne olacak işte yeni iş alanları çıkacak bu sefer toplumsal güvenlik diye bir şey çıkacak iş yasaları çıkacak basın özgürlüğü bilmem ne o ara bakıyorsun ki işte homoseksüeller işte bir grup olarak belirmiş falan veya kadınlar azınlıklar çeşitli azınlıklar özel grupların hani bunlar zamanla ortaya çıkacak ve bunların haklarının tanınması ya da bunlarca kendilerince haklarının elde edilmesi süreci olacak. Ya Bu bu bunu önemli. Sevan Nişanyan hani insanların doğuştan sahip olduğu ve her hakkı pratikte de kullanabilmelerini işte ilerici bir hani adım saymakla beraber. Yani öte yandan bazı hakların da gerçeği maskelemeye hizmet ettiğini de vurguluyor herhalde. İşte bu bahsettiğin hani kimlikleri özgürce ifade edebilmeye yönelik haklar kimi zaman işte burjuva devleti tarafından bir şey sorunu geçiştirme. İşte bakın size şu hakkı da verdik. Daha ne yapalım? Gibi bir hani bakışa da yani durumu indirgemeye sebep olabiliyor. Yani o yüzden şey zaten. Yani Marksist anlamdaki mücadelenin hani sınıf temelinin asla unutulmaması. Yani bunun işte ekonomik temelinin unutulmaması işte gerektiğini, bu diğer hakların, bu diğer mücadelelerin hani beraberce yürütülmesi veya işte tam o hakkı kazanmanın olumlu bir şey olmakla beraber bunun hani nihai hedefmiş gibi algılanmamasının önemli olduğunu vurguluyordu. evet, burada bir de şu önemli zaten. Hani böyle her çıkan işte yeni gruba veya işte sınıfa, zümreye böyle zaten direkt bir hak verilmez. Önce bir süründürülür. Hani onu mesela şey diye söylüyordu işte hakların iki ileri bir geri taktiğiyle verilmesi. Bunu yaparak da şunu zaten sağlıyor sanki subliminal bir şekilde toplumda her türlü hak arama özgürlüğü devletin verdiği bir işte lütuftur. Devletin ihsanıdır. Hani bir yandan da üst anlatıda bu var gibi sanki.
Bir de mesela bu noktada işte mesela şöyle de bir şey var. Kapitalizmin tekelci çağında 19. yüzyıldakinden daha büyük bir hızla ilerlemiş olması, bu hakların tanınmasının işte sonradan ortaya çıkanlar oluyor falan dedik ya. Evet, hatta orada direkt tarih veriyordu. Bazı tarihler veriyordu. İşte zaten tekelci kapitalizmin en çok şiddetlendiği anlarda artık hani proletarya yani seçme hakkı verilmeye başlanmıştır gibi işte tarihler de veriyordu. Hani İngiltere'de şu tarih, Fransa'da şu falan Birkaç diye. tanesini okuyabilirim aslında. İşçilere Evet. oy hakkı 1871 Fransa, 1884 İngiltere, 1919 İtalya, 1920 Almanya. Sendikalaşma hakkı 1871 İngiltere, diğerleri 1880. İşte grev hakkının yasallaşması 1906'da İngiltere'de, diğerleri Büyük Savaş'tan sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ya bu noktada şöyle bir şey var, bir de çoğu zaman bu Ortodoks Marksistler ya işte hani ülke komünist partileri birçok zaman hani böyle reformlara da karşı çıkarlar. Hani örneğin görece yakın bir örneği mesela Yunanistan'da komünist parti Syriza iktidarına karşı çıkmıştı. Hani yine içinde birçok sol söylem barındırmasına rağmen Syriza. Hani onda işte reformistlikle suçlayarak yani tipik komünist şeydir bu yani refleksi. Yani siz bu hakları yani işte bunları gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğiz bir ya. Hani diyelim ki gerçekleştirdiniz. Bu hani iyi gibi görünüyor da hani bu mevcut sistemin işlemesine yarayacak. Hani çünkü iyileştiriyorsunuz bunu. Bu hakları işte işçiye veya diğer işte ezilen kesimlere bu sistem içinde veriyorsunuz. Hani yok güzel yapmayacağız. Hani biz direkt geleceğiz. Ne bileyim baştakileri asacağız. Hani öyle yapacağız. Benim hani artık son zamanlarda çok karşı çıkmaya başladığım bir görüş olmaya başladı bu. Hani ne bileyim sistem tedricen de düzelebilir öyle. Hani artık içini oyarsın oyarsın hani artık o zaman da başka bir şey haline gelmeye başlar. Ne bileyim hani ayrıca o Ortodoks Marksizmin hani de hani ne kadar faydalı olduğunu da hani görmüş olduk tarih boyunca yani. Ne kadar işe yarayıp yaramadığını bilmiyorum. Ne kadar artık söz söyleme hakları kaldığını onu da bilmiyorum yani. Alex de Tocqueville'in işte meşhur bir kitabı vardır. İşte Eski Rejim ve Devrim diye bu Fransız devrimi üzerine yazdığı muhafazakar bir insan diyebiliyorum. Yani siyasi açıdan Tocqueville. Hatta işte Amerika'da Demokrasi diye bayağı hacimli bir kitabı da vardı. İşte iki ciltli olabilir onu okumadım da. Yani orada da vurguladığı tez dünyanın geleceği Amerika'da değildir. Yani Avrupa'nın geleneksel yapısındadır falan gibi bir görüşü var diye biliyorum. Ama hani mesela Eski Rejim ve Devrim'de yine muhafazakar bir bakış açısıyla ileri sürdüğü tez şu. Hani aslında Fransız Devrimi diye bir şey yok. Hani bu Bastil'in basılması işte bundan sonraki işte iktidarı ele geçiren kesimler toplumu değiştirmedi. Yani toplum zaten zaman içinde değişmişti. Yani toplum başka bir hale gelmişti. Artık mevcut siyasi yapı işlemez oldu. Hani toplumun gerek ihtiyaçlarını karşılamaz hale gelmişti zaten. Hani devrim denilen şeyden önce devrim olmuştu zaten zaman içinde. O yüzden ayrı bir Fransız devriminden bahsetmeye gerek yok gibi bir görüşü vardı. Yani bu da öyle bir şey aslında. Bu hani şey tedrici gelişme, içinin oyulması dediğimiz hadise yani. Evet, aslında aynı şeyden bahsetmeye çalışmıştım ben de. Feodalitenin o yıkımı falan derken. Evet, çünkü bu sabit bir şeymiş gibi alıyoruz. Hani Feodalite vardı, komünistler geldi, bu düzen böyle gitmez. Ve kitaba göre artık toplumun şuraya evrilmesi gerekiyor dediler ve hani geldiler ve değiştirdiler gibi bir şey yani zaten. Öyle şeylerin işlemediğini mesela Kamboçya'da gördük. Ama mevzuya biraz daha dönecek olursak. Son 200 yılda mesela Burjuva devletlerinin tarihi demiş Sevan. Burjuvazinin sürekli oluşan işte bu proleter kesimler veya uçurumun kenarındaki diye tanımlamış küçük mülk sahibi Daima sınıflar. proleterleşme korkusuyla yaşayan. Yani proleter o zaman çoktan düşmüş uçurumdan çakılmayı bekliyor. Yani bunlar uçurumun kenarındaysa eğer. Yani proleter zaten bundan daha aşağı konumda olamaz. Ama işte o küçük mülk sahibi olabilir. Yani işte bu süreç burjuvazinin bu diğer sınıfları ilk başta koyulan bu işte hukuki kurallar dedik hani hukuk platformu çerçevesinde nötralize etmesinin tarihidir Evet, demiş. burada ben de şu saplamayı yapayım. Hani bu durum sınıf egemenliğinin sınıflar üstü olarak sunulması. Yani kabaca bu işte bahsettiğimiz şey. Lefebvre'nin tabiriyle ideolojisizlik ideolojisi. Yani hep denir ya işte özellikle bu Soğuk Savaş sonlandığından beri artık liberaller, neoliberaller tarafından söylenen şey hani artık tarihin sonuna geldik, ideolojiler öldü. Bu ne demek? Hani şey yani ideolojiler öldü artık hani bu. Yani insanın görüp görebileceği tek varoluş biçimi budur. İşte temsili demokrasi ve kapitalist ekonomi. Hani bu. Bu bir ideoloji değildir. Bu hani insan doğasına uygun olan, tarihin ispatladığı şekilde insan doğasına uygun olan işte tek varoluşsal biçimdir.
Aslında bu en totaliter ideoloji bu olabilir bana kalırsa. Hani postmodernizm de işte bununla alakalı diye düşünüyorum. Hani işte bu varlığa yeni bir anlam atfedecek habirleştirici işte akımlar, o modernizm diyebileceğimiz, modern siyaset diyebileceğimiz şey, hani bu nazizm olur, faşizm olur, kemalizm olur, işte bolşevizm olur, başka bir şey, yani bir mana arayışı diyelim. Hani o klasik geleneksel toplumun çözümdü. Hani ne bileyim, din bir vicdan meselesi oldu, işte yeryüzü krallığı işte falan filan, onların tıraş olduğu anlaşıldı. Ne mana vereceğiz? Hani bir şey etrafında tekrar, hani bu modernleşme süreci, bu hani dağılma, bir varlık algısının dağılması ve yeniden parçalanması diyebiliriz modernleşme sürecinin felsefi ve siyasi bağlamda belki. Bu geç 19, erken 20. yüzyıl boyunca görülen bu hani otoriter ideolojilerin de modernist, tekrar birleştirmeye çalışıcı, birleştirici, toplum mobilize edici işte ideolojiler olduğunu söyleyebiliriz. Hani bunların işe yaramaz olduğunu görülmeye başlamasıyla post hani modern dönem belki bir sınır çizilebilir, ama hani onun dediği şey de hani yok kardeşim, hani bundan başka yok. İnsan ancak bu şekilde var olabilir dediğim bir şey. Hani bunun da bir özgürlükmüş gibi. Hani şey, burada market özgürlüğünü hani saf, hani bu hani yani tüketim özgürlüğünü, bu kapitalist dolaşım özgürlüğünü mümkün olabilecek tek özgürlük, tek varlık biçimiymiş gibi sunuyor. Ve işte bu hani sınıf egemenliğinin sınıflar üstü olarak sunulması, hukuki bağlamda bunun karşılığı da bu. İdeolojisizlik ideolojisi. Yani burada şey vardır ya, hani komünizm hani bir ideoloji değildir Marksist bakış açısına göre. Yani insanın Evet. bilimsel olarak geleceği işte en son örgütlenme biçimi falan. Evet. Fizik yasası Aynı. gibi bir şeydir. Hani sen Evet, aynı. istesen de istemesen de oraya gidilecek. O yönde gidilecek. Yani burada da aynı numara. Yine neoliberaller veya işte postmodernist bir bağlamda belki diyebileceğiniz postmodernist görüş aynı numarayı burada sürdürüyor. Burjuva devleti de işte aynı konumda. Aslında herkes mevzuyu çakmış da, hani herkes kendi konumunu sağlamlaştırmak için söylemsel olarak kendini bir ideoloji olmaktan sıyırıyor gibi bir durum var. Ve hani burada belki ufaktan artık Türkiye'nin bu şablondaki yerine belki geçmek gerekir. Bu noktada yani şey, burjuva demokrasisi ve burjuva demokratik devlet dediğimiz şeyi tekrar bir özetleyecek olursak, dolayısıyla burjuvazinin siyasi ve ekonomik olarak hakim olduğu devlettir. Fakat hukuken bu devletin sınıflar üstü bir niteliği olduğunun belirtilmesi gerekir toplumun geneline ki bu düzen sürebilsin. Kandırıldıklarını fark etmemeliler ki, bu oyun adil olduğuna ikna olmalılar ki bu oyun sürebilsin. Bunun aracı da demokrasi oluyor. Hani katılım hakkı, seçilme hakkı, yani yönetimde söz sahibi olduklarına inansınlar, düzeni belli ölçüde değiştirebileceklerine inansınlar ki işte bu seçim yoluyla olur. Kimi zaman ki işte bu tanınan grev hakkı falan gibi şeylerle olur. Hani parlamentoya işçi partileri girer. Bazı işte grev hakları elde edilir. Bu grevler sonucunda kimi kazanımlar elde edilir falan. Hani dolayısıyla kendilerini oyunun aktif bir oyuncusu olarak görmek durumundadırlar. Hani işin demokratik yanı da bu. Hani yani şey, yani burjuva devletinin tahakküm aracı burjuva demokrasisidir. Benim Burada ilk söylediğim ulus, milli birlik gibi işte ideolojik temaların ortaya çıkması da bu demokrasinin işlemesiyle oluyor sanırım. Yani o demokrasiyi hani herkesi eşitmiş gibi uygulamaları, işletmeleri gerekiyor. Ve yine o demokrasinin verdiği bir takım özgürlüklerle de o özgürlüğü alan sınıfın, zümrenin, kişinin yine işte devlete karşı gelmeyeceğini hani çünkü zaten onu sen devletin varlığı sayesinde alıyorsun. Ve zaten hani o millet artık hani devlet kralın, aristokrasinin falan elinde değil, doğrudan ulusun emrinde olduğu için zaten biraz düşündüğünde o devleti yıkman tutarsız da olur. Çünkü hani ulus doğrudan hakimiyeti almış ya, kendi kendine mi karşı çıkacaksın durumu da var. Hani Direkt milliyetçi. millete karşı çıkıyormuşsun gibi gösteriyor seni. Evet, yani Fransız devrimiyle beraber oluşan milliyetçilik anlayışı şey aslında. O milliyetçilik denen şey, yani ulusun doğrudan kendi, yani yönetimi elinden alması, yönetimin kendisi olması hadisesi milliyetçilik yani. Şimdi daha sonra başka içerikler kazanıyor işte, ne bileyim yayılmacı milliyetçilik veya hani bizimki daha iyidir, diğerleri kokar falan gibi düşünceler işte zamanla işte doluyor, daha vulgarize biçimi oluyor, ama milliyetçilik fikri cumhuriyete götürüyor kimi örneklerde de. Yani milliyetçiysen hani cumhuriyeti ele almak durumunda kalıyorsun. Dolayısıyla demokrasi dediğin şey de hani halk, demos ya, işte demos, işte demosun elinde yönetim zaten. Yani bu da şeyi, sınıf farklılıklarını görmeni engelliyor, öyle birleştirici bir araç haline geliyor. Ama zaten tam bu noktada burjuva devleti ile az gelişmiş burjuva devleti arasındaki farka geliyoruz. Yani buradaki iddia, makaledeki iddia,
az gelişmiş burjuva devleti, demokratik burjuva devletinden ayrı bir örgütlenme biçimidir. Temel, yani Türkiye'nin konumu bu. Türkiye burada. Bu az önce saydığımız şablon göz önünde bulundurulduğunda az gelişmiş burjuva devleti kategorisi içine giriyor. Yani o az gelişmişlikle tam olmuşluğun da şeyinde hani şu da var sanırım. En başta şimdi burjuvazi önderliğinde böyle bir şeye kalkışılıyor demiştik. Feodalite patladı, işte sınıflar dağılmış durumda. Burada işte burjuvazi aynı zamanda işte bu süreç oluşana kadar kendi ya zaten siyasal hegemonyası dediğimiz şey hani hukuk olarak kabul edebiliriz sanırım. Ekonomik hegemonyası da ister istemez en kısa zamanda kuruluyor. Çünkü zaten hani paranın çoğu o sınıfta olduğu için hani birikmiş artı değer burjuvazide olduğu için yeni kurulacak devletteki işte fabrikalar mı yapılacak, bir şeyler mi olacak? Hani bunlar genelde o taraftan geliyor zaten. Bir de önemli olan burada kültürel hegemonyası. Hani Tabii, kültürel olarak da bunu toplumun her tarafına benimsettiğin zaman artık herkes senin gibi düşünmeye başlayacak hani. yani Ki zaten ulaşılacak bir ideal nokta olarak görmeye başlayan, o yaşam biçimini bir ideal olarak aldığın zaman evet. bu da hani şey, tüketim toplumunda şöyle sefil bir tezahürü oluyor. Yani işte 80'lerde Türkiye'de Nescafe yokken Almanya'daki akraba Nescafe getiriyor ve bu bir şey, statü göstergesi haline geliyor. Almanya'dan geldi. Batılılar burjuva işte yaşam biçimi işte bunu üretti falan gibi, hani ben köylü değilim, Nescafe içiyorum falan gibi bir şey. Bu katmanlaşma dediği şeydi sanıyorum bu Henri Lefebvre'in. Yani tüketim malları üzerinden bir sınıfla özdeşlik kurma, kendi sınıfının bilincinden çıkıp falan. Böyle kültürel bir boyutu da var. Az gelişmişlik öte yandan Sevan Nişanyan şöyle tanımlamış makalede: burjuvazinin kitlesel proleterleşmeyi sağlayamadığından kendine özgü tahakküm biçimini, yani burjuva demokrasisini de tesis edememesi diye tanımlanabilirse, kitlesel proleterleşme sağlanamadığından kitlesel bir artı değerin de üretilemediği, artı değere el koyamayan burjuvazinin de yüzeysel talanlara başvurduğu söylenebilir mi diye sormuşum ben de, ama ikinci kısma sonra gelelim. Yani az gelişmişlik hani kitlesel proletarleşmenin sağlanamadığı ve dolayısıyla demokrasinin de kurulamadığı durum oluyor. Bunu açmaya çalışalım şimdi. Buna Yani benzer aslında hani aynı şey mi çok emin değilim ama bu Ulusların Düşüşü Darınacamoğlu James Robinson'ın kitabında oligarşinin Tunç Yasası diye bir tabirden bahsediyor. Bu Alman sosyolog Robert Michels öne sürmüş bu tabiri. Şöyle bir şeyden bahsediyor işte egemen sınıflar arasındaki bu bahsettiğimiz işte hiyerarşik ittifakın mantığında bu sınıfların kendini yeniden üretmesi yatıyor. Ve bu süreçte de yani hangisi hani bir diğerine göre daha avantajlı bir konumdaysa hani yerini kökleştirmeye çalışıyor. Yani yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu durumda da oligarşik bir şeye sapıyorsun. Yani demokratikleşmeden bir işte tren rayının şeyi gibi yanlış bir şeye geçiyorsun ve hani o ilk başta demokratikleşme gibi gözüken bir takım şeyler daha sonra aslında daha oligarşik bir diktatörlük olarak son buluyor. Mesela buna işte bunların detaylarını çok bilmiyorum ama Etiyopya'da 1974'te işte askeri darbeyle devrilen Süleyman Hanedanlığı'nı bir de Sierra Leone ve İngilizlerin arasındaki muhabbeti örnek vermiş. ben doğa ayrıntıları bilmiyorum. Ya bu şeye Burada benziyor aslında. şey... Hani işte burjuvazinin demokrasi sorunuyla baş edemeyip hani bir yerde ulan hani biz de gideceğiz bari kendimizi sağlama alalım deyip oradan artık bir böyle diktatörlük tarzı bir şeye evrilmesi gibi. O da belli ki hani burjuvazinin zaten kendini çok güvende hissetmediği ortamlarda olur. Hani burada şu alıntıyı yapmak belki yerinde. Siyasi bir birim olarak ulus kavramının burjuvazi tarafından ulusal pazarlar yaratmak gibi saçma sapan nedenlerle değil, gelişen burjuva demokrasisinin yarattığı tehlike ihtimallerine karşı düzenin birlik ve bütünlüğünü ve devletin kontrolünü garantilemek üzere karşı kefeye konan bir ağırlık olarak icat edildiği açık olmalıdır. Demokrasi yeterince sağlamlaşıp kitleler üzerinde yeterince örgütlü bir biçimde bağdaştırıldıktan sonra ulus ögesi doğal olarak önemini kaybetmiştir. Evet, hani burada iki seçenek hani beliriyor birleştirici unsur olarak, hani ya burjuva demokrasisi ya da milliyetçilik. Hani hangi toplum için şartlar hangisini gerektiriyorsa burjuvazinin yararına olmak üzere bu ikisinden biri tercih ediliyor. İşte burjuva demokratik devletlerinde demokrasi, hani adı üstünde, ideal olarak kavranan zaten burada o. Ama işte ne zaman ki Türkiye örneğinde olduğu gibi burjuva devletini kuran burjuvazi sınıfı buna tek başına hakim olacak kadar güçlü değil, ittifak yapmak zorunda. Bu burjuvazi öncesi unsurlarla, ne bileyim, feodal, yarı feodal sınıflarla. Zaten
Niçin ittifak kurmak zorunda kalırsın? İşte tek başına tahakküm kuracak gücün olmadığı için. Hani diğerleri de belli ki o diğer işte burjuva olmayan kesimde. Burjuvazi kadar bile güçlü değil. Hani tek başına Hani şu fikri de hep diğer sınıfların kafasına yerleştirmiş oluyor. Hani ya aynı şartlarda oynuyoruz, aynı oyunu oynuyoruz, aynı kurallar herkes için geçerli. Dolayısıyla ben de eğer oyunu kuralına göre oynayıp hani çalışıp becerebilirsem ben de hani onlar gibi olabilirim. Yani bu da seni sadık kalmanı sağlıyor, sadık tutuyor şeye Kimin karşı. de burada orta sınıf oluşmaya başladıysa zaten daha çok hani eklemlenme oluyor şeye, sisteme. Hani kaybedecek bir şeyi olanlar arttığı ölçüde. Hani Ki bir zaten bu az gelişmiş burjuva devletinin temelinde yatan unsurlardan biri bu. Hani proletarleşmenin olmaması, Türkiye örneğinden gidiyoruz. Hani sınıf farklılıkları o kadar hani belirgin olmayan bir toplum idi. Hani ilk bu cumhuriyetin kurulduğu zamanlarda sanayi doğru düzgün. Hani bir İstanbul'da görece bir şeyler var. Hani Selanik'te daha 19. yüzyılda bazı işçi örgütlerinin olduğunu biliyoruz. Hani varsa İzmir falan gibi liman kentlerinde küçük hareketler vardı belki ama yani Anadolu'nun geneline baktığında ilkel tarımla geçinen bir halk. Ve işte özellikle Doğu Anadolu'ya doğru gidildiğinde feodal yapıları ve geleneksel bağların da hani güçlendiğini görüyoruz. Hani burada zaten az gelişmişlik kendini göstermeye başlıyor. Ve hani burjuvazi tek başına ülkenin iktidarını, siyasi iktidarını ele alacak kadar güçlü bir burjuvazi yok. Feodalite var bir yandan hani belli kesimlerde ama o da tek başına bunu yapacak kadar yani bu iktidarı komple eline alacak kadar güçlü değil ki zaten etnik yapıda da farklılıklar görüyoruz. İşte yani tamam gayrimüslimler bir şekilde ekarte edilmiş işte TC'nin kuruluşunda ama yani Kürtler Müslüman oldukları için daha sonra işte İslam çatısı altında yani eritilmeye çalışılmak üzere yani tutulmuş. Böyle bir hani etnik kültürel farklılığı da görüyoruz. Yani sınıfsal sayıklardan farklı bir hani siyasi programı da görüyoruz burada. Burada hani avantajlı olan kesim hangisidir? Hani ordu içindeki çoğunluğu elde eden taraf olacaktır. Burada da işte zaten Cumhuriyet'in kurucularının yani bu burjuva düzenini kurmak gibi bir niyeti olanların hani ordu kökenli olduğunu görüyoruz. Burada hani biraz şey oluyor. Yani maçın kazananı baştan ufaktan kim hangi taraf olacağı belliymiş gibi oluyor. Yani o şey meşru şiddet tekelini doğrudan elinde bulunduran taraf. Ama burada demokrasiyi, yani burjuva demokrasisini salt tahakküm aracı olarak kullandığın takdirde bu sefer de burjuva öncesi kalıntılara, yarı feodal işte sınıflara falan da o eşit temsil hakkını falan vermiş oluyorsun. Ve bu da burjuva devriminin doğasına ters bir şey oluyor ki ayrıca Türkiye'de bu aynı zamanda bir modernizasyon hareketi, hani Cumhuriyet'in kuruluşu, bir hani Batı kültürüne eklemlenme. Yani şimdi kültür devrimin boyutu da var yani bu ekonomik durumdan başka olarak. Yani hem kültürel hem ekonomik bir hani inkılap yapma düşüncesi var. Hani bu demokrasiyle olacak bir şey değil zaten. Öte yandan birleştirici bir hani bir rıza üretmesi lazım, bir hegemonya kurması lazım. Birleştirici olan bir söylem ama demokrasi olmayan bir söylem. Burada milliyetçilik devreye giriyor. Hani burada da ne olur? Hani Kürtler varsa hani onlar işte daha Türküdür diyebilirsin. Veya işte ekonomik açıdan buna baktığında hani bu birleştiriciliği aradığında çalışmayı bir vatan görevi olarak addedersin. Hani sendika hakkı vatan hainliğidir. Zaten devlet de işçiye hakkını verir gibi hani devletçi açıdan, devletçi milliyetçi açıdan bakmış olursun ki şey durum vardır bir de Türkiye'nin işte kuruluşunda bir korporatizm, sınıf çalışması değil de yani sınıfların işbirliğine dayalı bir işte yönetim. Yani hiçbir sınıftan yani zaten şey vardır ya CHP'nin sloganı imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle yaratmak ideali. Yani herkes kanun önünde eşittir. Halkçılık okunun yani özeti budur zaten. Dolayısıyla devlet de bu sınıflar arasında hani bir hakem görevi görür. Yani bir sınıf çalışmasında müsaade etmez. Hani Rousseau'nun fikrini de orada birbirleştiğini görüyoruz. Hani toplumda kimse kendini satacak kadar fakir olmamalıdır. Kimse de bir kısım insanları satın alacak kadar zengin olmamalıdır anlayışını yani görüyoruz. Ama bu da hani söylemden yani öteye geçemiyor. Çünkü hani böyle bir söyleme ihtiyaç olması zaten hani burjuvazinin iktidarda olmasından kaynaklanıyor. Burada yine işte Rousseau'nun hani o ters bakışlarıyla alakalı bir şey. Hani eğer de bir yerde bir hak verme durumu olduysa demek ki haksızlık vardı ki. Hani o ortaya çıktı gibi bir şey. Hani burada PC'nin az gelişmiş burjuva demokratik, az gelişmiş burjuva devleti olması
sınırından kaynaklanan şey de hani birleştirici unsur arayışı, bunun sonucu da bizi milliyetçiliğe götürüyor. Diyor ki Sevan zaten az gelişmiş TC devleti de ta başından beri demokrasi gibi bir derdi olmadığı halde ulusçu olmuştur. Yani mealen şöyle devam ediyor. Asıl amaç farklı etnik kökene mensup zümreler tarafından kurulan ittifakı gizlemektir. Bu Evet. şey az önce söylediğim şeyler de aslında Rousseau'ya ait söylediğinle bayağı örtüşüyor. Hani işte 1789'da devrim oldu. Bir takım haklar verildi birilerine. İşte işçi hakları, bilmem ne hakları falan bunlar geldi. Ama bu demek ki hani o tarihten önce bu konularda, bu alanlarda haksızlıklar vardı. O yüzden zaten bu alanda bir takım haklar verildi. Yani bu işte demokratikleşme gibi gözükürken o zamana kadar da aslında böyle zır sömürü gibi bir durum var yani. Şimdi TC devletini tanımlamak değilse de hani şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir takım karmaşık sınıf mücadeleleri karşısında işte çözülüp dağılan, işlevini yitiren Osmanlı Devleti'nin yerine 3 şey olacak şekilde hani 3 ana başlık olacak şekilde kurulmuş yeni düzenin, yeni baskı düzeninin adıdır. Bir üst yapı kurumudur. Anadolu ve Rumeli eşrafıyla sıkı bir işbirliği içerisinde. Mesela bunları aslında ayrı ayrı söyledin sen. İşte doğudaki Kürt feodalizmi ile zor bir anlaşma ve küçük mal sahibi sınıflarla da şüpheli bir ateşkes. Bu aslında Evet. bunlar çok güzel 3 nokta. Ve bunları şey yapabilmek için de aynen ulusçuluk ve Batı ilericilikten bahsettik sanırım zaten. Evet, hani bu birleştirici, hani bağlayıcı Evet. madde olarak hani bunlar ulusçuluk ve hani kimileri içinde hali hazırda batılılaşmış olanlar için de batıcılık programı. Ama hani Müslümanlar için de hani biz ülkeyi gavurdan kurtardık söylemi. Yani herkes için bir şey var. Yani burada mesela Türkiye'nin o zaman az gelişmiş burjuva devleti olmaktan tam gelişmiş yani böyle bir tanım yok da hani gelişmiş yani adam akıllı burjuva devleti olması için şöyle bir şey görmemiz gerekir değil mi? Doğuya gittiğimizde bugün mesela hala Kürt feodalizmi var gibi yani ama mesela oraya gittiğimizde de işte Batı'da veya başka bir yerde hani işte Eskişehir'de, İzmir'de, Ankara'da yaşayan insanlar nasıl yaşıyorsa öyle bir hayat görmemiz gerekir değil mi? Yani demek ki hani kültürel toplumsal hegemonyasını orada da kurabilmiş. Oradaki insanlar da aynı batıdakiler gibi düşünebiliyorlar. Hani çıkarları benzer çıkarlar, aynı şeyi yapıyorlar. Gündelik hayatları benzer. Hani böyle bir ne diyeyim işte böyle bir homojenleşme gerekiyor sanırım. Burada hani az gelişmiş burjuva devletinin bir açmazı var. Demin yaptığım alıntı. Hani niye az gelişmiş burjuva devleti? Çünkü kitlesel olarak bir işçi sınıfı ortaya çıkanmış ve dolayısıyla kitlesel bir artı değer yok ki bu artı değeri sömüresin. Böyle bir şey yok. Hani dolayısıyla yani bu burjuva demokrasisinin kurulabilmesi için kapitalistleşmenin yaygınlaşması lazım ki hani proletarya kitlesel olarak ortaya çıksın ki zaten bu da o feodalitenin pratikte çöküşünü getirecektir. Yeni bir kültür, yeni bir yaşam biçimi, işte çekirdek aile, şu kadınların işte fabrika işçisi olması falan gibi şeyleri getirecektir. Hani kapitalizm maddi varlığını geleneğin üstüne işte çakacaktır. Hani işte katı olan her şey buharlaşacaktır. Hani her şey meta mübadelesine indirgenecektir. Hani para kazanmaya indirgenecektir falan. Hani gelenek karşısındaki ilerici konumu falan diyor ya Marx, işte kapitalizmin hani o tezahürü görmemiz gerekiyor. Fakat burada hani TC'yi kuranların bir korkusu vardır. Hep bu sanayileşme korkusu. Çünkü eğer sanayileşme olursa onlar da farkında işte kitlesel proletarleşme olacak. Hani bu da işçi sınıfı hak talep edecek böyle bir durumda. Ve kendi meşruiyetleri sorgulanacak. Hani onların tek meşruiyeti Kurtuluş Savaşı kazanmış olmak ve zaten bu batılılaşma programını da hani bak biz fena adamlar değiliz, biz hani ülke için doğrusunu yaptık, vatansever adamlarız. Hani biz bu batılılaşma programını getiriyorsak bir bildiğimiz vardır. Hani bizim iyi niyetli olduğumuz Kurtuluş Savaşı'nda ortaya çıktı. Hani gibi bir şeyle, söylemle hani bu meşruiyetlerini burada alıyorlar. Dolayısıyla hani bu işçi sınıf hareketi ortaya çıkarsa hani bu meşruiyet kaybolabilir ve hani toplumdaki o stabilliği korumaları gerekiyor. Fakat yani bu da işte ona götürüyor. Çünkü kitlesel proletarleşme olduğunda kitlesel bir artı değer üretimi oluyor. Ki burjuvazi de bu artı değerle çöktüğü ölçüde burjuvazi oluyor zaten. Fakat Türkiye için böyle bir durum yok ki zaten bu yüzden az gelişmiş, ekonomik olarak da az gelişmiş bir burjuva devleti. Peki bu hani hakim sınıf, hakim burjuvazi veya işte o hakim kadronun içinde kimler varsa bu
rantı nereden sağlayacaklar? Hani kendilerinin hakim konumda olduklarını nereden anlayacaklar veya siyasi programlarını hangi parayla sürdürecekler? Veya işte hangi parayla tahakküm kuracaklar hani alt sınıflara? Bu hani artı değer diye, kitlesel artı değer diye bir şey yok. O yüzden kitlesel proletarleşme sağlanamadığından kitlesel bir artı değerin de üretilemediği, artı değeri el koyamayan burjuvazinin de yüzeysel talanlara başvurduğu gibi bir ifade bulunuyor Sibel Nişanyan. Yani onun örneklerini vermeye çalışabiliriz. Kendisinin dediği de şeydi galiba, ya işte bir takım vergiler, işte bir takım tekel imtiyazları veya işte yolsuzluklar, arazi spekülasyonları vesaire. Hani bunları notlarına bakıyorum, bazı örnekler vardı. Nasıl ki tam işte hani ideal burjuva devletindeki işte sömürü artı değer üzerinden yapılıyor. Tahakküm aracı demokrasi, burada demokrasi yerine milliyetçilik. Hani sömürü de artı değer sömürüsü yerine yolsuzluk falan gibi şeyler, şu alıntıyla başlıyor. Az gelişmişlik burjuvazinin kapitalizm öncesi sınıflarla ittifakı sonucunda küçük mülk sahibi ve proletar kitleler üzerinde kendine özgü demokratik hegemonyayı kuramamasına, dolayısıyla geniş çapta proletarleşme olayını gerçekleştirilmesine ve sömürüsünü esas olarak yüzeysel bir vurgun ve talana dayandırılmasına verilen düzenin adıdır. Yani bu çok güzel bir tanımı gerçekten az gelişmişliğin. Şimdi ben demişim ki erken cumhuriyet dönemindeki yolsuzluklar incelenirse bu iddia somutlaşabilir. Örnekleri mesela İş Bankası ve Denizcilik Bankası ve iştirakleri, ticarette ve üretimde imtiyaza dayanan inhisar usulü, en basiti ise şehir planlarının eşraf mebusların müdahalesiyle manipüle edilmesi, arsa spekülasyonları vesaire. Bunları biraz somutlaştırmaya çalışalım. Çünkü bu erken cumhuriyet döneminin ekonomik kalkınması daha çok işte bu Atatürk ve Celal Bayar'ın uzlaştığı ekonomik işte görüş, bankalar aracılığıyla ülkeyi kalkındırma gibi, işte İş Bankası'nın kuruluşu da bu nedenledir. İşte Deniz Bank olarak kurulan, sonra kapatılıp Denizcilik Bankası, işte Maritim Bank falan gibi isimlerle tekrar açılan o bankada aynı amacı hizmet eder, veya Sümer Bank'ta. Bunun da olay şudur: yani devlet teşvikiyle ve işte bazı kişisel servet birinde devreye girmesiyle bir banka için sermaye oluşturulur, banka kurulur ve o bankanın vadeli hesabındaki paralarla yatırım yapılır ve işte hani yeni şirketler oluşturulur. İşte mesela Sümer Bank tekstil fabrikaları açmıştır. İşte Sümer Bank iştirakidir bunlar. İşte işçi istihdam eder. Ne bileyim, orada kendine özgü bir şey kurar, kampüs kurar, yaşama alanı kurar. İşte o fabrikaların kampüsünde işçilerin çocukları için okul da vardır, hani yemekhane de vardır, şu bu da vardır, hani öyle, öyle şeyler. Yani burada bir şey hep denir zaten: İş Bankası grubu, Celal Bayar ve ekibi. Burada başta hep Mahmut Soydan Siirt milletvekilidir, hani hep onu görürüz. Onun şeyde de hissesi vardır Mahmut Soydan'ın, Türkiye uyuşturucu maddeler inhisarı. O da ayrı bir konudur. Buranın tekel mevzuna geliyoruz. Şimdi daha çok gördüğünüz uygulama bu, hani tekel. Buradaki ama şey, kapitalizmdeki tekelleşme eğilimi değil de direkt hani devlet tarafından verilen bir tekel olma imtiyazı. Yani devlet belli bir şirkete, özel bir şirkete bir imtiyaz veriyor. Örneğin işte Petrolü hep sen çıkar diyor mesela. evet, petrolü hep sen çıkar. Başka hiçbir işte şirket çıkaramaz, veya hani daha önce bu kanuni düzenlemeden önce varsa böyle bir şey, o diğer şirketler de sana tabi olur. Hani onlar yine işlerine bakar, sana işte pay verirler. İşte Türkiye'de ne vardır? İçki inhisarı var. İşte tekel. Önce işte tekel inhisarı vardır. Reji vardır, tütün. Bu Fransızlardadır bu tekel, Osmanlı döneminde. Cumhuriyet'in ilk döneminde de böyle, sonra millileştirilir. Tütün inhisarı vardır, kibrit inhisarı vardır. İşte mesela bu Denizbank, bu denizcilik işletmelerinin işte tekeli bundadır. Hani vapurlar falan filan. Ve hani bu her bu tekel olduğu için burada hani bolca yolsuzluk arayabilirsin. Bir de şey vardır, İşte uyuşturucu maddeler inhisarı 1932-33'e kadar falan sanırım. Böyle bir kurum var. İşte bununla ilgili benim bulabildiğim tek kitap sanırım zaten o. Overdose Türkiye diye bir kitap var. Yeni baskısı yok iletişimden. Bir gazeteci, adını unuttum, yazmış. Erken Cumhuriyet döneminden işte 2000'li yılların başına kadar Türkiye'de bu eroinin falan tarihi, yolsuzluklar falan filanla ilgili bir şey. Tabii ilk dönemlerde bu eroinin falan yani sağlığa zararlı etkileri bilinmiyor ya. Hatta bir ilaç olarak Bayer tarafından üretiliyor zaten hani heroin. Bu zamanla insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ortaya çıkıyor falan ve ülkeler bunu üretimini yasaklamaya başlıyorlar. Dolayısıyla afyon ekimi falan da sınırlandırılıyor. Ama Türkiye işte bu anlaşmayı imzalamıyor ve afyon olayını tekel, devlet tekeli haline getiriyor. Ben şey görmüştüm, Milli Kütüphane'de bir
broşür görmüştüm. Ekonomi Bakanlığı'nın çıkardığı sanırım. İşte bu uyuşturucu maddeler inhisarını tanıtan bir broşür. İşte onda afyon tarlalarını gösteriyor. İşte şırıngayı falan gösteriyor. İşte adam komut işte böyle vurmuş falan diye. Ne bileyim Yugoslavya'dan sonra en iyi afyon Türkiye'de bulunurmuş falan. Ben daha sonra arşivde bazı belgeler görmüştüm Cumhuriyet arşivinde. İsveç'e ve Japonya'ya işte bol miktar satıyor Türkiye işte işlenmiş afyon eroin olarak. Japonlar diyor ki bu çok sert biraz daha şey işleyin falan. Böyle bir tekel var ama şey bu Avrupa'da bir lobi oluşmaya başlıyor Türkiye'ye karşı. Türk gemileri gençliğimizi zehirliyor falan işte bunlar para kazanıyor bu işten falan diye. 1930'larda işte bu şirket lağvediliyor. Yani resmi olarak kırkları buluyor da ortadan kalkması. Hani şey üretim satış falan duruyor. Burada da işin içinde Mahmut Soydan var diye hatırlıyorum. Hasan Saka falan var dedi. Hani bu gibi yüzeysel talanlar, yolsuzluklar şeklinde kendini gösteriyor. Bir kitlesel artı değer üretimi olmayınca bir de tabii her şu anda gördüğünüz arazi spekülasyonları olayı var. Yani bundan Yakup Kadri Karaosmanoğlu Panorama romanında birçok kokuşmuşluktan bahseder zaten. Buna da değinir. İşte nedir mesela Ankara'nın defalarca inşası planlanır. İşte en son Yansen planı ile son şeklini alıyor Ankara aşağı yukarı ama hani tabii şey tam olarak o plana da uygun olmuyor hem para olmadığı için hem de bu spekülasyonlardan dolayı hani Ankara'ya işte yeni bir plan çiziliyor. Kim milletvekilleri diyor ki veya işte belediyede eli kolu oraya uzananlar ya işte o yol oradan geçmesin de şuradan geçsin. Hani benim orada ev var işte orası değerlensin veya işte önceden o yol geçecek yerden hani daha yol geçmemişken ucuza arsayı kapatıyorsun sonra o işte değerleniyor falan. Hani Evet. böyle şeylere başvuruyorlar. Dediğimiz şey şu hani geniş çapta proletarlaşma olayını gerçekleştirememesine ve sömürüsünü esas olarak yüzeysel bir vurgun ve talan adlandırmasına verilen düzenin adıdır. Az gelişmiştik. Hani burada benim aklıma şimdi hani bu gibi somut örnekler geliyor bu işte yüzeysel vurgun denilince. Şöyle bir durum var bir de. Bu durum hani bir de şey var ya milli burjuvazi yaratma olayı. Aynı zamanda bu işte tekel verme olayı aslında buna tekel imtiyazı verme durumu buna hizmet ediyor bir yandan. Anadolu döneminde işte gayrimüslimlerin elinde ticaret falan işte bunlar ya katledildi ya ülkeden gönderildiler bir şekilde. Hani bir burjuvazi Müslümanlaştırma, Türkleştirme programı vardı. Bu da ancak işte bunların elinde bir sermaye birikimi olmadığı için ya kovdukları gayrimüslimlerin mallarına, mülklerine çökecekler. Bir yandan da devletten teşvik ve tekel imtiyazı hakkını alacaklar. Bunlar bu şekilde kapitalistleşiyor. İşte Koç bunun bir örneği mesela. Veya işte bu bankaların çevreleri. Fakat burada yine Avrupa burjuvazisinden farklı bir şey görüyoruz. Yani burjuvazi dediğin şey çıkarlarını devlete karşı savunan sermayeler aslında pratikte. Yani devlete ve iktidarına karşı söz söyleyebilen, işte yeri gelince devrimini yapan, işte hani o zaten değişmeye başlayan düzeni artık tamamen değiştiren falan sınıf. Ama Türkiye'de devlet tarafından zengin edilmiş bir zümre olarak ortaya çıkıyor. Hani bir oligark diyebiliriz hani belki burjuvadan ziyade bu yüzden. Hani devlet çıkarları devletle çelişmeyen hani devlet tarafından yaratılmış zaten. Dolayısıyla muhafazakar Evet ve siyasi aynı anlamda. görevi de üstlenmez. Nitelik olarak farklı yani devlete niye karşı gelsin? Karşı gelirse kendi de zararlı çıkacak. Baskı gevşetildiği zaman halk pratikte vatandaşlık hakkına sahip olmadığından cemaat ilkelerini canlandırmaya çalışmıştır ki bu ilişkiler zaten inkılapçı hükümet tarafından da desteklenmiştir. Yani pederşahi otorite gevşetildiği zaman burjuvazinin onun yerine sunacağı kendi düzen alternatifi ideolojik ve kurumsal açıdan zayıftır. Kendi başına halkı uyuşturacak gücü henüz sahip değildir. Dolayısıyla niyedir? Çünkü hani burjuvazi değildir tam anlamıyla. Hani devletin bir uzantısı konumundadır. Ama modern devlette, modern burjuva devletinde hani halk kitleleri proletarleştiği için geleneksel bağlarından soyulmuştur. Devlet karşısında çıplaktır falan. Ve burada şey, burjuvaziyi kültürel ideal olarak burjuva gibi olmayı falan benimser ama fakat burada böyle bir durum yok. Ve dolayısıyla zaten geleneksel kesimle bir ittifak var, zoraki bir ittifak var. Burada da halk yani mecburen bu geleneksel yapılar çözülmediği için burjuvazi de devletle aynı şey gibi bir şey olduğu için yani burada geleneksel yapılara meylediyor kültürel olarak. Bu da şey bu modernleşme hamlesinin düdük kalmasının sebeplerinden biri diyebiliriz Türkiye'de. Yani toplumsal yapı insanların bu cemaat ilişkilerinden soyulmasına izin vermiyor. Yani devlet de işte böyle bir konumda. Çünkü bu sefer bunu yapabilmesi için demokratikleşmeyi sağlaması gerekir. Kitlesel burjuvazileşme gerekir. Normal burjuva gibi burjuva gerekir bunun için. Evet. Bilmem iyi ifade edebildim mi?
kaldığımız nokta şu olsun diyelim. Türkiye'de burjuvazi gibi burjuvazi olmadığından, yani devlete karşı bağımsız, yani devlete rağmen çıkarları olan bir burjuvazi sınıfı olmadığından, ki aslında bu şöyle tutarsız da olabiliyor. Hani bu Avrupa'daki burjuvazi devletinden bahsediyorsan, yine burjuva iktidarı elinde tutan sınıf ise onun da devletle ilişkilerinde bir gerilim olamaz gibi bir yere varabilirsin. Milli dava olayına gelmez Avrupa'da herhalde bu üretim olayı. Hani Türkiye'de hala bu böyle ya, geçen konuşmuştuk. Hani araba yapın. Niye? Niye? Yani ben işte kar edeceğim bir şeyi üretirim. Yani işte kapitalist kar etmiyorsa üretmez veya işte mesela zarar ediyorsa kapatır. Niye onu ayakta tutmaya çalışır? Yani Türkiye'de bu görüyoruz. Avrupa'da bu yok. İşte o yüzden devlete bağımlılık olayı, hani devletin sözünden çıkamama belki bir açıdan. O geleneksel güçlerin burjuvaziye de hakim olması gibi bir şey belki. Böyle bir devlete bağlılık, yani belki biraz çıkarlarının kesişmesinden ziyade zaten seni yaratan devlet, yani onun sözünden çıkamıyorsun. Yani ne diye, bürokrasinin bir aracısın gibi bir şey. Türkiye için belki evet. Yani bu süreklilik var diyebiliriz. Yani geleneksel kesin ekarte edileceğine, işte o Kemalizmin idealinde olduğunun aksine, o geleneksel kesin burjuvaziye hakim olmaya başlıyor. Diyerek o zaman ilk bölümümüzü burada noktalayalım bu konuyla Evet, alakalı olarak. evet.